Daha önceden T1 bölü 2 ile gösterilen yarı ömür ya da yarılanma süresinin ne olduğu hakkında konuşmuştuk. Yarı ömrün bir reaktantın başlangıç derişiminin yarısına kadar düşmesi için gereken zaman olduğunu biliyoruz. Bunun yanında ikinci dereceden bir tepkime için yazılan integrali alınmış hız ifadesinden bahsettiğimizi de hatırlıyor olmalısınız. Bu ifadenin bir şeklini burada da görebilirsiniz. 1 bölü a'nın derişimi eksi 1 bölü a'nın başlangıç derişimi eşittir. Hız sabiti k çarpı t. Eğer yarı ömürden bahsediyorsak, t'nin t 1 bölü 2'ye eşit olduğu zamanı kastediyoruz. Yani denklemde t yerine t 1 bölü 2 koyarak a'nın o andaki derişimini bulmamız gerekiyor. O zaman yarı ömrün tanımını hatırlayalım. A'nın o andaki derişimi başlangıç derişiminin yarısı kadar olmalı değil mi? A0 bizim başlangıç derişimimizse bu da onun yarısı olacak. Öyleyse bunu da denkleme yerleştirelim. Ve elimizdekilerle neler yapabildiğimize bakalım. Elimizdekiler şu şekilde. 1 bölü A'nın başlangıç derişiminin yarısı eksi 1 bölü A'nın başlangıç derişimi eşittir hız sabiti k çarpı yarı ömür. Sol taraf 2 bölü a'nın başlangıç derişimi. Eksi 1 bölü a'nın başlangıç derişimi olacak. Bu da k çarpı t 1 bölü 2'ye eşit. Peki 2 bölü a'nın başlangıç derişimi eksi 1 bölü a'nın başlangıç derişimi neye eşit? Sonuçta 1 bölü a'nın başlangıç derişimi hız sabiti çarpı yarı ömre eşit olacak. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra artık yarı ömür için hesaplama yapabiliriz. İlk başta iki tarafı da k ile bölerim. Böylece yarı ömür eşittir. 1 bölü k çarpı a'nın başlangıç derişimi olacak. Böylece ikinci dereceden bir tepkime için kullanacağımız yarı ömür denklemini bulmuş olduk. Fark ettiyseniz birinci dereceden bir tepkime için bulduğumuz denklemden biraz farklı. Birinci dereceden tepkimelerdeki yarı ömrün sabit olduğunu görmüştük. Ama ikinci dereceden tepkimeler için yarı ömür sabit değil. Yarı ömür başlangıç derişimine bağlı. Burada da çok net görüyoruz. Bu kavramı daha iyi anlayabilmek için bir de zamana karşı derişim grafiğini inceleyelim. Zaman sıfıra eşit olduğunda grafikte bu gördüğünüz nokta a'nın başlangıç derişimine eşit olacak. İşte burası A0, yani a sıfır yani a'nın başlangıç derişimi. Şimdi burada bir tepkime uyduralım. Elimizde 8 tane parçacığımız var diyelim. 8 tane molekül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Eğer bu derişimin yarısına inmesini istersek, Geriye kaç tane kalmış olur? Geriye 4 tane kalır. Öyle değil mi? 4 molekülü de buraya çiziyorum. Peki, 8'den 4'e inmemiz ne kadar sürmüş olabilir? Grafikte bunu göstermek oldukça kolay. Eğer bu nokta başlangıç derişimini gösteriyorsa, burası da onun yarısı kadar olacaktır. Yani burası A'nın başlangıç derişiminin yarısı olacak. Noktayı bulduk. Bir de bu noktayı bu şekilde önce eriye sonra x eksenine doğru uzatarak zamanı bulalım. O da bir saniye. Demek ki ilk yarı ömür bir saniyeymiş. Onu buraya yazalım. Bu yazdığımız bir saniye olan ilk yarı ömrü temsil ediyor. Pekala, ikinci yarı ömür ne kadar olur? Yani molekül sayısının 4'ten 2'ye düşmesi için ne kadar zaman geçer? Şimdi 4 molekülden 2 moleküle düşeceğiz. Peki, bunu yapmak ne kadar sürer? Öncelikle eğer a0 bölü 2 bizim başlangıç derişimimizse yarısı ne kadar olur? Grafikte tam olarak buraya denk gelecektir. Bu nokta aslında ilk başladığımızı derişimin dörtte birini gösteriyor. Bu noktayı bulduğumuza göre eğrinin üzerine denk gelen noktayı da bulup x eksenini kestiği yere de bakabiliriz. Şimdi zamanının 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani yarı ömür kaç oldu? 2 saniye, değil mi? Yarı ömür 2 saniye oldu. Yani ilk bulduğumuz yarı ömrün 2 katı. Aslında bunu biraz önce bulduğumuz denklemin içine yerleştirerek de görebilirdik. İlk yarı ömür 1 saniyeydi. O zaman ikinci yarı ömür içinde neler yapabildiğimize bir bakalım. İkinci yarı ömür eşittir 1 bölü hız sabiti k çarpı başlangıç derişimi. Ama başlangıç derişimi artık bu değer değil, değil mi? Başlangıç derişimi şu anda bu. Yani ilk başlangıç derişiminin yarısı. Burası a'nın başlangıç derişiminin yarısı olacak. Dolayısıyla ikinci yarı ömür 2 bölü k çarpı a'nın başlangıç derişimi olacak. Bunun da biraz önceki denklem sonucunun iki katı olduğunu görebilirsiniz. Yani bu denklem, bir saniye bulduğumuz birinci yarı ömrü temsil ediyorsa, burası onun iki katı, yani iki saniye olacak. Demek ki grafikle de, yarı ömür denklemiyle de bu değeri bulmamız oldukça kolaymış. Yani ikinci yarı ömür birincinin iki katı. Aslında her yarı ömür bir öncekinin iki katı kadar uzunlukta olmalı. Başka bir deyişle, bir yarı ömür daha hesaplamak istersek, mesela üçüncü yarı ömrü, iki molekülden bir moleküle düşmek istediğimiz yer, yani başlangıç derişimi burası olursa, yarı ömür ne kadar olur? Bu noktanın yarısı neresi olur? Grafikte işaretleyerek gidiyoruz. Tam burası diyebiliriz. Grafiğe denk gelen nokta tam burası. X eksenine doğru inersek de zamanı bulabiliriz. Zaman 7 saniyeymiş. O zaman 3. yarı ömür neymiş? 3. yarı ömür yani burası 4 saniyeye eşitmiş. Gördüğünüz gibi bu da bir önceki yarı ömrün 2 katı kadar çıktı. Şimdi biraz daha fazla bir şey öğrenebilir miyiz diye bir bakalım. Sizce bu ne demek? Tepkimenin başında reaktantın derişimi daha yüksek değil mi? Daha yüksek derişim bu moleküllerin daha çok çarpışabileceğini, böylece tepkimenin daha hızlı olacağını gösteriyor. Yani yüksek bir derişim daha hızlı bir tepkimeyi işaret ediyor. Doğal olarak da reaktant ne kadar hızlı tükenirse yarı ömürde o kadar kısa olur. Yani reaktantın başlangıç derişiminin yarısına inmesi o kadar kolay olur.